Avrupa'nın en büyüğü, Euroleague şampiyonu Anadolu Efes. Sonunda başardılar Okay abi. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Hem Ergin Hoca için, hem Anadolu Efes için, hem Türk basketbolu için. Muazzam bir olay değil mi? Düşünsene, pazar akşamı Türkiye'de hemen hemen herkes ekranın karşısında. Yani bazı ilgilenmeyen insanlar vardır. Hepimizin ekran karşısında mutlu olduğu zamanların sayısı çok az. Fener şampiyon oluyor, Galatasaray şampiyon oluyor, Beşiktaş şampiyon, Trabzon şampiyon oluyor. İşte ne bileyim, işte basket takımları şampiyon oluyor. Belli bir kitle izliyor, belli bir kitle seviniyor. Herkes aynı anda, Eurovision şarkı yarışmaları vardı eskiden. Herkes aynı anda coşkuyla ekran karşısındaydı ya. Sosyal medyada sadece o konu konuşuluyor ya. Herkes heyecanlanıyor ya. İnanılmaz bir duygudur bu. Yani bir toplumu bir araya getiren bir duygudur. İşte o yüzden amazing yani, gerçekten inanılmaz sıra dışı. Helal olsun, çok büyük başarı. 25 sene önce Koraç Kupası kazanıldığında biz hadi ya Koraç Kupası ooo falan yapıyorduk. 25 sene önce. Şimdi Avrupa şampiyonu takımımız. İngilizler futbolda Avrupa şampiyonu olmuş olabilir ama basketbolda Avrupa şampiyonluğu Türk takımlarının. Düşünsene 6 yıldan beri değil mi? 2016, 17, 18, 19, 20, 21. 6 Final Four'da da biz varız. Hep Fenerbahçe. Türkler var. Hep Türkler var. Fenerbahçe 2017'de kazandı. Geçen sene iptal edilmese 2020'de muhtemelen yine Anadolu Efes kazanacak. Bence Banko Efes alacaktı. Zaten dedi hoca maçtan sonra, ikisini birden verin. Geçen seneyi de ben hak ettim dedi. İnce bir göndermedi. Ben şeyi anlamadım ya Uğur. Jasikevičius maç sonrasında tebrik ederim Efes seni falan dedi ama arkasından da işte bazı itirazlarımız var falan dedi. Sana kulağına tanıdık geldi mi bu? Bazı şeylere mutlu değiliz, memnun değiliz diye. Bazı bir şey itiraz ediyor yani. Bir şeyler geliyor abi. Abi hocam biz yıllardır potalarda, sahalarda, pistlerde, pisinlerde acayip kararlarla nasıl doğrandık? Yani tamam CSKA Fenerbahçe serisinde CSKA geçti ama hani bazı şeylerde kararlarda acayipti. Yani hem Yugoslavların hem Rusların hem zamanında İspanyolların, İtalyanların kendilerini nasıl yonturttuklarını olayı da biliyoruz. Yani bırak da bu da bizim olsun ki takım bence hakkıyla kazandı. En çok kimi beğendin? Maç öncesinde... Zor soru değil mi? Zor, zor tabii yani. Takım halinde bir kere harikalar. Yani maç öncesinde Larkin bu maçı alır dedim. Yani böyle bir arkadaşlarla birlikte bir müzik yapıyorduk bir yerde. Bir bağlantı yaptık Köln'e falan, bir yayın falan gibi bir şey oldu. Larkin dedim bu maçı alır. Çünkü yıldız basketçiler, yani yıldız futbolcular, yıldız sporcular bazen tek başlarını alır, koparır, götürürler. Agüero'yu oyuna aldığında Guardiola da ya bu adam bu maçı alabilir düşüncesine geldim ama fren yaptım. Dedim ki çok kolay değil. O eski Agüero değil. Bu City'de bu savunmayı aşamıyor dedim. Ama Larkin ilk periyotta hayal kırıklığına uğrattı benim. Misic de aynı şekilde. Neden? Çünkü adamlar Avrupa'nın en iyi savunma yapan takım. Yani en az basketi onlar yemişler. Çok önde karşıladılar ama Sertaç sahneye çıktı. Biraz o baskınlığı kırdı. Kısalara iyi baskı yapıyorlar. İhsan Hoca da anlattı, yorumlarını yaptı. İsmail de bahsetti bundan ama basıyorlar kısalara. Yani güzel bir yaklaşım. Artı sert basket oynuyorlar. Sert savunma yapıyorlar. Bu sert savunmayı sen Avrupa'nın en iyi hücum takımlarından birisisin. Sen atmaya çalışıyorsun, onlar yedirmemeye çalışıyorlar. Değişik bir hikayeydi. İlk periyodu kaybettiğimizde aslında hala ben şeyi çağırıyordum, Larkin'i çağırıyordum. Tüm Türkiye'ye Larkin'i çağırıyordum. Sanırım o da doluyordu, yavaş yavaş doluyordu. Pota altını kaybettik. İsabetli şutlar atamadık. Hep dışarı çıkardık. Çizgi dibinden sayı bulmaya çalıştık. Dediğin gibi Sertaç. Sertaç Şanlı. Hatta maçtan sonra Misic'le Larkin bir açıklamada bulundu abi. Sen dedin ya ilk periyotta beklediğim katkıyı alamadım onlardan diye. Moralimiz bozuldu. En başta bilerek enerjiyi düşük tuttuk ki sonlara doğru sakladık enerjimizi dedi. Aslında yani maçın ritmini, o maçı tamamen akıllarında yaşayan ve onu da sahaya yansıtan bir ekip haline geldi Anadolu Efes. Ve yıldızları Shane Larkin, Misic, Sertaç, diğerleri. Ya ben Ergin Ataman'ı bir şeye benzetiyorum. Hani işim benim biraz Formula 1 ya. Hani motoru, şasiyi, lastikleri, pilotu, pistin hepsinin matematiğini, rakibin matematiğini yaparak bir yarış süresini hesap eden, kitap eden mühendis gruplarının bir adamda toplanmış hali gibi. Çok iyi planlamış ne olup ne biteceğini. Hatta çok sakin. Dedim ki hoca çok sakin, bir hayra alamettir inşallah. Çünkü Jasikevičius sürekli bir şeyler söylüyor. Sürekli böyle bir kaygı halinde. Bizim hoca sakin, hatta bir ara önüne bakıyordu böyle. Hocam biz bakamıyoruz önümüze falan diye kendi kendime de söylendi. Yani bir adam işlerin kötü gittiği periyotta çıkıp tutabiliyorsa oyunu zaten bonus diğerleri için yaratıyor demektir yani. Orada attığı basketlerle, ki ilk periyodun en çok basket atan ismi oldu Sertaç Şanlı. İkinci periyotta da yine yani pot altı etkinliğimizin yavaş yavaş toparlanması da
çok çok atış kaçırdık. Yani işte o dönemde devreye girmeleri çok iyi oldu. Hoca dedi ki devre arasında. İlk yarıda hızlı hücumları ve ikili oyunu kurgulayamadık dedi devre arasında. Dedim ki ikinci yarıda, 3 ve 4. periyotta Misic'le Shane Larkin sazı eline alacaklar ve bize şahane bir parça yapacaklar. Hızlı hücumları yavaş yavaş yapmaya başladık. Yani Barcelona direncini kırdık ikinci periyotta. O ikinci periyodu almamız zaten bir haberciydi ama basketbol bu. Uğur Yapıcı. Tabii. Basketbol bu. Götürürsün 10 saniyede kaybedersin son bölümlerde. 7.6 saniye kala Dunstan'ın yaptığı bir faul var. Sonrasında Barcelona 3 atış kazandı. Ergin Hoca'ya baktım. Çok sakin. Çok senin sakin. Dediği noktaya geliyor. Yani kazanmak üzeresin. 7 saniye kalmış. Rakip faali almış ama ona rağmen çok sakin. Herkese diyor ki yerinizde kalın. Onu tut, bunu tut. Gerçekten çok başka bir şey. Üçüncü periyotta bir 19-0 mı 17-0 mı bir seri yakaladık ya, aslında orada koptular. Yani orada Misic'le Larkin'in inanılmaz basketbolu vardı. Yani diğer oyuncuları da hani Simon'u, Sertaç'ı ve diğerlerini hani bir tarafa atmıyorum. Hepsinin ekstra gayretleri var ama tamamen mekanize bir takımdı. Yani buraya biz kupayı almaya geldik zaten. Yani ilk maç, ikinci maç diye bakmıyoruz açıklaması gelmişti Şanlı'dan zaten. Bu bir inancın karşılığı. Doğuş kupayı kaldırdığı zaman böyle hani Doğuş bu albayın da ilk basketbolda kendini gösterdiği günlere gitme. Bir zaman da yolculuk yapıyorsun. Ve sonra dedim ki müessese takımları, Türkiye'nin, İstanbul'un 3 büyük kulübünün yaptığı yatırımlar tabii ki alkışlanacak şeyler. Müessese takımları, müessese parası Türk sporuna girdiği zaman dünyayla boy ölçüşebilir hale geliyoruz. Ben çocukluğumdan beri biliyorum Anadolu Efes'i, eski ismiyle Efes Pilsen'i. Çocukluğumdan beri şunu görebiliyorum. Bir şeye başladığın zaman bitirebiliyorsun. Bir yere gelebiliyorsun. Muazzam bir şey bu. İnsanların, takımların, ülkelerin gelişimini görmek, ona şahit olmak çok duygu yaşattı bize. Larkin'e de, Misic'e de çok teşekkürler. Bütün takıma teşekkürler. Tuncay Bey'e çok teşekkürler. Hakikaten ısrarlı bir yatırım yaptı grup basketbola. Türk sporcularına büyük ilham verdiler. Avrupa şampiyonu olmak önemlidir. Bak dün Avrupa'nın her yerinde bu maç izlendi. Amerika'daki basketbolun bir numaralı ülkesi. Bu maç izlendi. Halk Amerika'da bu maçı izlemiş midir bilmiyorum ama basketbol camiası, dünyası, topla ilişkili herkes izledi. Ve Türkiye bir kez daha evet burası basket ülkesi diye anıldı. Bak Yunanistan'ı geçtik, İtalya'yı geçtik, Rusya'yı geçtik, bana kalırsa İspanya'yı geçtik veya kafa kafaya bir A ligi oluştu. Ruslar, İspanyollar, Türkler bir A ligi. Yunanistan'ı geçtik, bizim önümüzdeydiler. İtalya'yı geçtik, İsrail bir ara çok öndeydi, onları geçtik. Bu Akdeniz çanağında en güçlü basketbol ülkelerinden birisi olduğumuzu düşünüyorum. Çok güzel bir fotoğraf değil mi? Aydın abi, Aydın Örs, yanında Oktay Mahmudi, yanında hemen Ergin Ataman, o Koraç Kupası yıllarından. Arkada da Ufuk Sarıca. Muhteşem bir fotoğraf. Alman felsefesinden bahsediyoruz ya. Önce Jürgen Klopp kazandı Şampiyonlar Ligi'ni. Arkasından Şampiyonlar Ligi'ni Hansi Flick kazandı. Ardından Thomas Tuchel kazandı. 3 tane Alman hoca, 1 tane Alman takımına, 2 tane İngiliz takımına Avrupa şampiyonluğu getirdiler. Hep bahsederiz ya, Alman felsefesi Sepper Berger'den başlar. Herberger'in yardımcısı Schön'dür. Schön'ün yardımcısı Derwald'dir. Derwald'den sonra Fox gelir. Hep ikinci adamlar devamlılığı sağlarlar. İşte aynısı Türkiye'de de var. Eğitimci çok önemli. Helal olsun. Dördüne de teşekkür ederiz. Aydın abiye de, kesinlikle. Mahmudiye de. Aydın Örs'ten Ergin Ataman uzanan bir süreç ve büyük gurur. Ergin Ataman da Euroligi kazanan ilk baş antrenör oldu. İlk Türk baş antrenör oldu. Düzeltiyorum, özür dilerim. Peki aslında abi o kadar güzel şeyler söylüyorsun ki ister istemez futbola da geldik. Oradan devam edelim. Şimdi Alman hocalardan, Alman ekolünden dem vurdun. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi Tuchel sıcağı sıcağına Chelsea ile çok başka bir hikaye yazdı geçtiğimiz günlerde ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdı. Başarının merkezinde Almanlar var desem katılır mısın? Nasıl yorumlarsın? Katılıyorum tabii ki. Almanya'yı komple bir ülke olarak görmen lazım. Yani ülkenin temel felsefesi eğitim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılmış, dökülmüş, mahvolmuş. Almanya'ya bakarak görmek lazım yani olayı. Çok da entelektüel bir sohbet yapmak istemiyorum ama ülkede devamlılık var. Sporda da karşılığı görüyorsunuz. Eğitici yetiştiriyorlar. Türkiye'de birçok sektörde gruplar var, çalışan insanlar var. Medyada da öyle. Ama eğitici çok zor. Çünkü eğitici yarışmaya katılmamalı. Eğitici eğitmek tarafında olmalı. İnsan yetiştirmeli. İnsan yetiştirecek insan yetiştirmeli. Ve bir kitapları var bunların aslında. Bak, yazılmamış bir kitapları var. Herkes birbirinden bir şeyler alıyor. İşte Nagelsmann'ı düşün, Hansi Flick'i düşün, Ralf Rangnick'i düşün, işte Klopp'u düşün. Hepsine baktığın zaman ortadaki felsefeye bir şeyler atıyorlar ve oradan bir şeyler alıyorlar. Bir havuzdan besleniyorlar. Alman felsefesi gibi bu. Yani Kant'lar, Hegel'ler, Marx'lar. Alman felsefesi gibi. Orada bir Alman felsefesi var.
Çok da anlam yüklemek istemiyorum. Üç defa üst üste gider İngilizler de kazanabilirler. Ama yok. İnandırmak da çok önemli. Almanlar soğuk adamlardı ama anladığım kadarıyla son üç adama baktığımızda artık iyi ilişki kurabiliyorlar. Grup psikolojisi yaratabiliyorlar. Almanya'da Köln Akademisi başta olmak üzere birçok spor okulunda insanlara empati dersi veriyorlar Uğur. Kaybetme konusunda nasıl davranman gerektiğini öğretiyorlar. Psikoloji dersi veriyorlar. Yani bildiğin beynin bütün fonksiyonları üzerine çalışıyorlar. Beyinde bir limbik sistem vardır. Öğrenme sistemi vardır. Bir şeyi minimum 7 defa tekrarlarsan öğrenme yoluna girersin. O tekrarla yürürsün. Dikkat et, dünyanın en iyi futbolcularına çok antrenman yapanlardır. Yani bu çocuk bizden sonra antrenman yapardı, şut atardı. Ronaldo için, Nihat Kahveci için, dünya kadar insan için söylerler. Sürekli antrenman yaparlardı. Radomir Antic için de aynı şeyi söylendi. Türkiye futbolcu olarak geldiğinde Fenerbahçe'de skora çok büyük katkısı yok. Herkes onun işte Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a attığı golü falan anlatır ama o dönem biz giderdik, adam çalışmaya devam ederdi. Bunu söylüyor. Yugoslav ekolünün basketteki başarısı da bu. Binlerce atılmış basket. O yüzden çok tekrar var, bir felsefe var. Almanların yükselişi var. Mesela Bayern Münih geçen sene ne yaptı? Ezdi geçti değil mi? Paramparça etti. Bu sene olmadı. Ama bu sürekli olmadıkları anlamına gelmez. Zaten sürekli her şeyi kazanmayı istiyorsan sen spor kulübü de olmamışsın demektir. İkincinin de alkışlanması gerekiyor. Bu arada 1982'de Brian Clough, Bob Paisley, Tony Barton, 3 İngiliz teknik direktör o dönemin Şampiyonlar Ligi'ni alarak tarihe geçtiler aslında. Bir hatırlatma olarak da tabii, onu belirtelim. Brian Clough zaten efsane bir hocadır. Bob Paisley de aynı şekilde. Barton için, ikisi için söyleyeceklerimi söylemem ama yani 77, 78, 79, 80 İngilizlerin altın çağıdır. Yani. Bu da İngilizlerin altın çağı. Orada İngilizlerin altın çağı olması belki çok da yani statlar eskiydi, taraftarlar holiganizme yatkındılar ama büyük bir rekabet vardı. Rekabet yukarıya doğru taşıyordu ve bir önceki kuşağın iyi futbolcuları, iyi eğitimli sporcuları ki onların da çoğunu Almanlar eğitmiştir. Belki onunla bir yarın artık bugündür programında bahsedebilirim. Yani bir Avrupa kültüründe bir karşılıklı etkileşim var, birleşim var. Çok dil konuşuyorlar. Hani vücut dilleri iyi, psikolojileri iyi. Bence olaya böyle bakmak lazım. Tuchel böyle oynattı, City böyle oynattıdan ziyade. Yani 5 maç yapsalar bence 3'ünü Guardiola hala kazanabilir. 3 maç yaptılar, Tuchel kazandı 3'ünü. Yok, bundan sonra 5 defa final oynasalar 3'ünü Guardiola kazanabilir. Tuchel 5'ini de kazanabilir. Olabilir. Yani ama bu Guardiola'nın kötü bir teknik adam olduğunu göstermez. Ama Almanların daha farklı bir ileriye doğru bakış açısına sahip olduklarını düşünüyorum. Uğur nasıl yani? Mesela işte 6 tane kupa aldılar biliyorsun 2010'larda Guardiola. Bütün 2010-2011 sezonu. Evet, bütün kupaları aldılar. 6 kupa birden aldı. Hepsini süpürdüler. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yok. Ama kendini yetiştirdi gitti. Almanya'da çalıştı. Bir Alman felsefesini de... Hatta o dönem olsun. Abi, araya giriyorum özür dilerim. O dönemler Guardiola bir hocadan etkileniyor. Bir Alman hocadan. O da geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi kupasını elinden alan Tuchel. Tuchel o dönemde Mainz'i çalıştırıyor ve Guardiola kendisini mağlup etmemesine karşın Bundesliga'ya giderken en çok etkilendiği hocanın Tuchel olduğunu söylüyor. Çok ilginç değil mi? 10 yıl sonra da karşı karşıya geliyorlar ve mağlup oluyor. Daha ilginçini sana söyleyeyim. Tuchel nereden geliyor? Mainz'dan geliyor değil mi? Sonra Dortmund falan. Klopp da Mainz'da efsaneydi. Sonra Dortmund. Bir felsefe koydu ortaya. Gegenpress koydu. Tuchel de bir felsefe koyuyor yavaş yavaş. Maç sonrasında sosyal medyada hem Avrupa'da hem Türkiye'de otobüsü çekti laflarını dedim. Otobüs falan çekmedi. Mourinho çekiyordu otobüsü. Mourinho'nun acayip otobüsleri vardı. Ama Tuchel otobüs falan çekmedi. Çağdaş futbol oynadı. Futbol artık şu değil. Bizim takım önde bassın sürekli sağdan soldan orta yapsın. Bak dikkat ettin mi Şampiyonlar Ligi'nde? Hiç kimse orta yapmıyor. Hiç kimse topu aldığı zaman içeri bakıp top benden gitsin biri kafayı vurur diye bakmıyor. Topun kıymetini biliyor. Mesela bu sene Beşiktaş da bunu çok yaptı. Sezon başında Fenerbahçe böyle goller buluyordu. Sonra dediler ki ne yapıyorsunuz? Bulamadılar. Yani Türkiye'ye çok konuyu getirmek istemiyorum çünkü yanlış anlaşılmaya müsait. Herkes ya bizim takım doğru yapmıştır diyor. Ya bir tane orta yapmaz mı insan? Gabriel Jesus oyuna girdikten sonra çizgiden içeriye girmeye, adamı eksiltmeye bakıyor. Pozisyonu öyle bulmaya bakıyor. Yoksa sağdan bir orta yaparsın, biri çıkar kafayı vurur. Yok öyle. Ama şunu da söylemem lazım. Belki Guardiola'nın Eto gibi bir adamı ondan sonra hiç olmadı. Olsa da iyi kullanamadı. Kevin De Bruyne'nin oyundan çıkmasından sonra da aslında bence içindeki umutları yavaş yavaş kaybetti. Thiago Silva en önemli final adamıydı. Chelsea'nin en önemli adamıydı. Oyundan çıktıktan sonra ne oldu? Oyuna giren adam Christensen. Onun herhangi bir şekilde eksikliğini aratmadı. Kompakt bir takımdı. Sistem var çünkü. Aralarındaki boşlukları bile abi 3 metreden fazla yapmıyorlar. Yani Tuchel geldikten sonra zaten Chelsea'de bu çok bariz bir şekilde görünmüştü. Peki şuna gelelim mi? Pas oyunundan bir
ya mesela Tuchel'in Guardiola'nın oyunundan esinlendiği bir parça da var. Yani herkes birbirinden o havuzdan alıyor. Birinci oyuncu ikinci oyuncuya pas atarken topun bir sonraki iki destinasyonunu herkes biliyor. Topun nereye atılacağını biliyor. Bu çok opsiyonlu bir oyundur. Ben sana topu atarken senin iki tane seçeneğin olduğunu ben de sen de topu alacak adamlar da biliyor. Karşı tarafın buna uyanması bir saniye. O bir saniyede çok büyük bir zaman dilimi futbolda. Evet pas oyunu, savunma yapıyorlar ama pas oyunu da oynuyorlar. Verimli oynuyorlar. Bir de N'Golo Kante gibi bir adamınız varsa zaten orta sahada probleminiz yok demektir. N'Golo Kante'nin kazanmadığı kupa kalmadı. Muazzam bir adam gerçekten. Kante de artık o Zidane'la Platini'nin gerisinde veya onlarla birlikte gelmiş geçmiş en iyi 11'de olabilir mi abi? Claude Makélélé gibi bir adam o. Yani zaten bildiğim kadarıyla Claude Makélélé onun idolü olan bir isim. Ama Makélélé'nin de önünde. Çok zor. Yani Platini'nin dönemi, Platini'nin havası, Platini'nin yükselişe geçtiği dönem, Platini'nin yetenekleri. Artı Zidane'ın Fransa'ya kazandırdıkları liderdiler yani. Platini de Fransa milli takımının lideriydi. Zidane de Fransa milli takımının lideri. Kolay kolay bir göçmen çocuğunun Fransa milli takımının lideri olması mümkün değildir. Hani Zidane'ı başka bir tarafa koyalım. Çok zor ama gerçek emekçisi aslında bu futbolun bu. Bir futbolcunun nasıl bir futbolcu olması gerektiğini anlatan bir adam. Düşünebiliyor musun ya? Londra'dan arabasını otoparka bırakıyor, trene biniyor. Trenle annesini görmeye Fransa'ya gidiyor. Helikopter de tutabilir, jet de tutabilir. Bu kadar mütevazi bir karakter. Yani basit yaşa ki başkaları da var olabilsin der Gandhi. Basit yaşıyor ve başkaları da var olabiliyor. Chelsea'deki takım arkadaşları mütevazi bir araba kullandığı için Kante'yle sık sık dalga geçiyormuş mesela. Leicester'a geldiğinde bir tane hepimizin bildiği ikinci el araba almış. Leicester City'de şampiyon oldukları bir önceki senesinde. O arabayı hala kullanıyormuş Kante. Gerçekten bu bir irade meselesi. Basit yaşa ki başkaları da var olabilsin Gandhi bir kez daha söylüyor. Çok güzel bir cümle kullanmış. Yani bunun sosyolojik açılımı veya psikolojik açılımı bambaşka. Kante herkese örnek olmalı. Kante etkisi var ama Chelsea'de mutluluk ayları acaba sonradan mı başlıyor diye ben düşünmeye başladım. Neden dersen? 2008 yılında Avram Grant Mourinho'nun yapamadığını yaptı, geldi takımını finale çıkardı. 2012 yılında Di Matteo Villas-Boas'ın yerine geldi, Şampiyonlar Ligi kupasını takıma kazandırdı. Keza Frank Lampard'ın yerine de Thomas Tuchel Mart ayında takımın başına geçti ve yine kupayı aldı. Tabii ki bazı şeyler var. Mesela bazen takım hocayı şampiyon yapar, bazen hoca takımı şampiyon yapabilir ama Chelsea'de şöyle bir durum da var. Sanki çok başarılı bir kulüp değilmiş gibi bir algı oluştu. Ancak son yıllarda çok büyük kupaları da süpürmeyi başardılar. Chelsea bir winner kulüp mü? Nasıl yorumlamak lazım abi? 1955'te en son şampiyon olduktan sonra 50 yıl sonra 2005'te Stamford Bridge'de kupayı kaldırdılar. 50 yıl sonra hatta bir tane yaşlı amcanın elinde 50 yıl önce de buradaydım diye bir pankart vardı şampiyonluk gösterileri sırasında. Tabii Rus sermayesinin oraya girmesi hep konuşulur ya. Rus sermayesi oraya sadece parayı koymadı, biraz da kültürü de koydu. O dönem Manchester United'ın beyin takımında olan Peter Kinnear'ın da transferini herhalde unutmamak lazım. Aslında Thomas Tuchel'in başkanla kupayı alırken tanıştım. İlk defa orada iki laf ettik, hasbihal ettik demesi de bunu gösteriyor. Belli ki profesyonellere teslim edilmiş. Yani biz parayı verdik, istediğimiz gibi müdahale edebiliriz durumu yok. Neden? Ben en son şampiyonluğunu anlattım Arsenal'in. Enfes bir takımdı biliyorsun. Henry'ler, Bergkamp'lar. Acayip yenilmezler. Yenilmezlerdi ve muazzam top oynuyorlardı. Benim spikerliğime de büyük katkıları olmuştur. Çünkü sürekli maç anlatıyorsun, sürekli top. Sürekli sana anlatacağın hikayeler sunuyor, anlatacağın aksiyonlar sunuyor. O günden bugüne Chelsea almadı kupa bırakmamış. İkisi de Londra takımı. Öbür tarafta da yabancı yatırımlar var. Ama burada yatırımlar hep doğru şekilde yapılmış. Doğru bir psikoloji yaratılmış. Evet, Chelsea, Jose Mourinho'nun 2005'te gelmesinin ardından. Belki Claudio Ranieri ile şampiyon yapamasa bile takımı temelini attı diye değerlendirmemiz lazım. O günden bugüne artık İngiliz futbolunda önemli takımlardan birisi. Ama ne Manchester City ne Chelsea geçmişlerine baktığımızda çok büyük değiller. Bu arada Avram Grant'ın takımı bence daha iyiydi. Yani Tuchel'in yaptığı iş daha da büyük iş. Tuchel'in takımından daha iyiydi Avram Grant'ın takımı. Tuchel çok büyük bir iş yaptı. Benim şöyle bir tezim var. Abramovich Nottingham Forest'i satın alsaydı bugün Nottingham Forest'i kullanıyorduk. Çünkü profesyonellere işi bıraktığınız zaman, onlar doğru kararlar verdikleri zaman marka ne olursa olsun bir yere taşıyabiliyorsunuz. Biraz Avrupa futbolundan bunu da öğrendik. Veya atıyorum Everton'ı, Norwich City'yi, Körfez sermayesinden birisi alsaydı buraya getirebilirdi. Chelsea'de bir kültür oluşuyor. Bu kültürün herkes farkında. Herhalde bir reçete, ironi yapalım ya da ne bileyim bir aforizma yapalım. Size devre arasında hoca değişikliği yazıyorum, Avrupa şampiyonluğunuz garanti gibi bir aforizma yapabiliriz herhalde. Çok doğru bir yere temas etti. Bu hocayı gönderip bir başka hoca getirelimden ziyade bu hocadan daha iyisini yapabilecek birisini bulduğumuzda getirelim. Daha mantıklı gibi geliyor. Hata tabii. Yapmıyorlar.
Yani onu değil, yani başka birini getirseler olur muydu? Bence olmazdı. Mesela bir örnek verebilir miyim? Ver. Paris Saint-Germain Unai Emery'yi gönderdi. Keza Tuchel gönderdi. Birisi UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı, diğeri Şampiyonlar Ligi'ni. Fransa'ya baktığınız zaman, kültür diye baktığınız zaman Paris Saint-Germain de şüphesiz önemli. Yani başkentin takımı ama Saint-Étienne'in futbol kültürü başkadır. Hala onların rekorları var şampiyonlukta, şampiyonluk sayısına. Platini'nin de yetiştiği yani. Marsilya'daki futbol kültürü belki dönüşmüştür son Avrupa şampiyonluğunu. Yani 1993'ten itibaren değişmiştir belki. Eyvallah. Ama para girdiği zaman, özellikle Fransa'da, Paris'e para girdiği zaman o rekabet kültürü yok oldu. Yani bir kulüp kültürü oluşturabildiklerini düşünmüyorum ben. Ama kulüp kültürünü oluşturmanızı sağlayan da rekabettir. Tek başına bizde üç büyüklerin veya dört büyüklerin bir yere varamayacağını da oradan görebiliyorum. Rekabet yok. Bugün Lille'in yaptığı Fransa futboluna çok büyük bir hayırdır. Gerçekten. Dedi ki biz daha düşük bütçeyle bu kupayı alabiliriz. Ve aldılar da. Paris Saint-Germain'i kulüp yapacak odur. Biraz acı çekmen gerekiyor. Bir gecede parayla kupa sahibi, şampiyonluk sahibi olmuyorsun. Abramovich milyonlarca doları, milyarlara ulaşan yatırımı yine karşılığını aldı. Yatırımı pat diye geriye getiremiyorsun. Öyle bakmak lazım herhalde. Mesela Paris Saint-Germain'in patronu, sahibi El Khalifi'yi herkes biliyor. Hı hı. Ancak Tuchel diyor ki maçtan sonra Abramovich'le Şampiyonlar Ligi kupasını aldıktan sonra tanışabildim diyor. Bu da bir kültür farkı değil Tabii mi kültür abi? Yani Chelsea'de bir kültür oluştu. Yani biz Abramovich'i ilk senelerde görüyorduk alkışlarken. Ondan sonra ekranlarda çok gözükmedi. Kulübü tamamen profesyoneller yönetti. Bir de İngiliz futbolunda kültür oluşturabiliyorsunuz. Fransız futbolunda aynı hız mümkün değil. İngilizleri başka bir tarafa koyuyorum. Unai Emery ne yaptı? Gitti Villarreal'e 50 bin kişilik nüfusu olan, herkes maça gittiğinde evlerin boş kaldığı, hırsızların girdiği, o kulübü endüstri devriminin başladığı efsane Manchester şehrinin devi karşısında şampiyon yaptı. Hem de namalup. Namalup şampiyon yaptı. Bunlar güzel şeyler ya. Yani ya hikayesi yazılacak şey. Riquelme o sene Şampiyonlar Ligi finaline gidecek yolda penaltıyı kaçırmamış olsaydı Villarreal'in tarihi yeniden yazılabilirdi. Örnek almalıyız. 50 bin nüfuslu bir şehir Avrupa'da UEFA kupasını bir hocayla alıyor. Ve o hocaya sahip çıkan veya o hocaya kariyerlerini teslim eden bir oyuncu grubu var, bir şehir var. Bu seneden çıkaracağımız şu, küçük bütçelerle büyük işler yapılabilir futbolda. Bazı bütçeler abartılıdır ve bu abartılı bütçelerle insanları kandırabilirsiniz, heyecanlandırabilirsiniz ama para şampiyonluğu satın almaz. Hep anlattığım hikayedir. 1950'li yıllarda İngiltere Merkez Bankası, Bank of England, Sunderland'in sponsoru olur. Büyük paralar, büyük yatırımlar yapılır ama şampiyonluk alamazlar. 96'ya gelindiğinde Newcastle United'ın büyük zengin başkanı büyük paralara büyük sporcuları getirir. Sadece tek transferle o sezon Alex Ferguson şampiyon yapar. Para şampiyonluğu satın alamaz başlıklı bir makalede İngiltere'de bu çok güzel işlenir. O günden bugüne paranın şampiyonluğu satın almadığı birçok işi görüyoruz. Ya iyi bir hocayla, düşük bir bütçeyle bir yere gideceksiniz. Buradan Gasperini'ye bir selam yollamak istedim. Yolla bakayım. Atalanta 35 milyon euro bütçeyle evet. Serie A'da 78 puanla 3. oldu. 2.ydi hatta ama son hafta sonrasında sıralama değişti. Çok muazzam işler yapıyor gerçekten. Guardiola hocam da zaten Gasperini'ye her fırsatta saygı duyduğunu ve onun taktik anlayışına, oyun bilgisine çok büyük önem verdiğini de söylüyor mesela. Bu da önemli bir anekdot bana göre. Yıllardır Atalanta gibi bir takım sistemin içerisinde, yıllardır gidiyor Avrupa'ya. Atalanta'nın yükselişi, yani oradaki futbol endüstrisine baktığınız zaman kişiye bağlı bir yükseliş. Bazen para, kişi ve oyuncu bir araya iyi gelmeli. Bence Chelsea artık oligark takımı değil. Bir kültür var, bir kültür yarattılar. Bundan sonrası da devam edebilir. Ha öncesinde de onlar. Yani Abramovich'ten önce de iyiydiler. Hani en azından dünyaya açtılar yani. Zolaların, Gullit'lerin, işte Vialli'lerin geldiği dönemi biliyorsun. Yani İtalya'ya ilk güçlü yabancıları getiren onlardı. Abi ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkürler. Dolu dolu bir futbol, basketbol ve kültür sohbeti yapma şansına sahip olduk. Sağ ol, var ol. Seninle konuşunca ben de keyif alıyorum. Bu arada bizi beğenmeyi unutmasın arkadaşlar. Yani bir beğen tuşuna basabilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Futbol, basketbol, Formula 1, aklınıza gelebilecek her şey Spor Arena'da sizlerle buluşuyor. Hadi ben kaçtım abi.